Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda sizlerle çoğaltma pattern komutlarını göreceğiz. Bu komutları 2,5 eksende kullanabiliriz. 3 eksen ve çoklu eksenlerde de kullanabiliriz. Çok faydalı bir yardımcı olacak bir komuttu. İşlerimizi kolaylaştıran bir komuttur arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken bu parça üzerinden anlatacağım size konuyu. Yine frez ayarlarımızı yapıyoruz. Son işlemci olarak yine Mitsubishi M70 seçiyorum. Burada yapacağım ayar kalmadı. Stok yöneticisinde de yine yapacağım bir ayar olmadığı için frez ayarı ekleyeceğim buraya. Tanımlı geldi. Herhangi bir değişiklik yapmam gerekmiyor. Şimdi burada bir 2,5 eksen freze işlemi yapacağım arkadaşlar. Takımımız 16 düz uç olsun. Burada radyusumuz küçükmüş gerçi. 6 mm freze yeterli olacaktır bize. 2,5 eksen hemen bir cep boşaltması yapacağız arkadaşlar. Alanımız burası. Derinliğimiz burası. 35 mm bir derinlik çıktı. Yine bu parçayı example klasöründen çıkarttım sizin için. Onay verdik ve operasyon penceremizi göreceğiz. Herhangi bir ayar değişikliğine gitmeden kısaca anlatmak istediğimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane cepten bir tanesi için kabaca bir operasyon hazırladık. Bunu kısaca çoğaltacağız arkadaşlar. Buradan freze ayarına geldik. Freze ayarından sağ tıkladık. Buraya arkadaşlar şablon. Şablon oluştur. Aslında şablon kelimesi buradaki amacı tam karşılamıyor ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bu saatten sonra bu diller düzeltemeyiz. Burada doğrusal çoğaltma ve dairesel çoğaltma seçeneğimiz var. Bir de sürülen çizim şablonu. Herhangi bir çizim üzerinden de çoğaltma yapabiliriz. Burada yapacağımız işlem dairesel çoğaltma. Bizden herhangi bir yay sorar. Neyin etrafında çoğaltayım? Bu dairenin etrafında çoğaltayım. Bunu şuradan istediğimiz kadar çoğaltabiliriz arkadaşlar. 8 tane var. Ben bunun 4'ünü işleyeceğim. 4'ü kalacak diyebiliriz. Veyahut da 8'e çıkartıp bunu işleyebiliriz. Buradan onay verdikten sonra operasyon penceresinde göreceksiniz arkadaşlar o operasyonumuzu 8 adet çoğaltmış. Şimdi burada anlatmak istediğim bir konu daha var. Yine buradan geriye dönük düzeltme yapabiliriz arkadaşlar. Çoğaltma penceresine buradan açtıktan sonra şurada atlanacak örnekler diyor arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini işlemeyebiliriz. Bu sayı çok olabilir. İşte takım körlenmiştir, takım kırılmıştır. Herhangi bir şekilde işleme ara vermişizdir. Ben bunu baştan işletmeyeceğim, işte belli bir noktadan sonra işleteceğim diyebiliriz. Buraya tıkladıktan sonra şurada mavi noktacıklar oluşacaktır arkadaşlar. Bunları seçip kırmızıya döndürürsek, şu mavi noktacıklara tıklayıp kırmızıya döndürürsek o işaretlediğimiz çoğaltmaları işlemeyecektir. Gördüğünüz gibi onları atladı arkadaşlar. Bir tane daha işlem yapalım yine. Buradan 2,5 eksen freze kontür işleme. Vazgeçtim. Buna bir delik operasyonu yapalım bu defa. Delik işlemleri, matkap işlemi. Delik çapımız 12 mm'ymiş. Yeni ekle. Buradan matkap uçları. 12 mm matkap uçumu seçtim arkadaşlar kütüphanemden. Özellikler unsur oluştur. Delik operasyonu arkadaşlar yapacağımız işlem bu merkezi bana 15 mm del dedim. Yine operasyon penceresi karşıma geldi. Herhangi bir operasyon yapmayacağım burada şu an gerek yok. Takım yolu oluştur. Gördüğünüz gibi takım yolumuzu oluşturdu. Şu diğer delikleri de kısaca ben buradan çoğaltıp yani bu sayı şu an 4 tane çok gerekli görülmeyebilir ama çok fazla sayı olabilir. Bunun için yine
Tekrardan baştan anlatayım. Delik, şablon. Yani bunu pattern veyahut da dairesel veya doğrusal çoğaltma olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Şablon oluştur. Dairesel şablon, yani dairesel çoğaltma yapacağım. Buradan daireyi işaretleyeceğim. Daire kutusunu seçtikten sonra bu merkeze uygun herhangi bir daire seçebiliriz. Yani buradan herhangi bir yarım yay olabilir. Tam bir daire olabilir. Bunları seçtikten sonra istediğimiz sayıda bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. 4 tane deliğimiz var burada. Ben 4 yazdıktan sonra tekrardan operasyon penceresine geleceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kısaca çoğaltmış olacak. İsterseniz bir de dairesel çoğaltma için bir önceki parçamızın üzerinden pah işlemi yaptığımız parça üzerinden doğrusal çoğaltma yapalım arkadaşlar. Buradan yine frez işlemi yapalım. Kontür işleme. Şu işlemi dahil çapımız 12,7 mm, 10 mm freze. Cep unsuru. Derinlik burası. Yine operasyonda bir değişiklik yapmadan onay verdim, hesaplattım. Evet, giriş çıkış açık zannedersem. Evet, burada kapalı şu an. Şu an hesaplayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir takım yolu hesapladı bize. Yine özellik ağacından en son yaptığımız özelliğe şablon oluştur diyeceğiz. Bu defa doğrusal şablon bizden bir doğrusal kenar isteyecektir arkadaşlar. Bu doğrultuda mı çoğaltayım? Şu doğrultuda mı çoğaltayım? Bizim seçtiğimiz herhangi bir doğrultuda verdiğimiz ölçüde çoğaltma yapacaktır. Merkezimiz 12,7 mm yarım parmak. Şuradan hangi aralıkta çoğaltayım der bize. Ölçtüğümüz merkez 12,7 mm, kenarımızı tekrar düzeltiyorum arkadaşlar. Buradan çoğaltma kenarının yönünü seçiyorum. Pardon. Yani şuradan çevireceğiz. 12,7 çapını ölçmüşüz biz. Evet, burada bir merkez uzaklık 25,4. Evet, merkez uzaklığımız 25,4 mm, bir parmak. Bazı parçalar inç geliyor arkadaşlar. Example klasöründe. Kenarımız burası. Sayımız 5 tane. Onay verip çıkacağız. Geldik operasyon penceresinde. İstediğimiz aralıkta, istediğimiz yönde, istediğimiz sayıda operasyonlarımız bu şekilde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bu konuda yani bu dersle beraber 2,5 eksenli videolarımızın sonuna geldik. Yine şu ana gelinceye kadar herhangi bir kafanıza takılan soru olursa veyahut da benim şu modelim var onun üzerinden çalışabilir miyiz derseniz Mustafa Bey ile iletişime geçerseniz 2,5 eksen konulara geri dönebiliriz. Bu videodan sonra 3 eksen videolarımıza başlayacağız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar.